Şimdi arkadaşlar dış açı ortay konusunu işleyeceğiz beraber. Dış açı ortayda dikkat etmemiz gereken hani herhangi bir verilen bir üçgenin dışındaki açıyı ortalayan çizgi için kenarlar arasındaki bağıntıyı işlemiş olacağız bugün. Dış açı ortayda A, B, C ve D verilmiş. Açı uzunluğuna da X dersek. Şimdi ister şunu yapabilirsiniz bir yöntem. Dış açı ortayın iki ucunu işaretlersek A ve D'yi D'den yola çıkarak arkadaşlar. D kenarının D artı C yorundan D'nin D artı C yorunu eşittir. B'nin A oranından sonucu bulabiliriz. Bir yöntem bu. Veya yine aynı kapıya çıkıyor. Oran orantıda yer değişme özelliğinden fakat belki daha kolay gelirse diye. A ve D noktalarını işaretlemiştik arkadaşlar. A noktasından yola çıkıp D noktasına gideceğiz. Ama açı ortaylar üzerinden yani B'nin D oranı eşittir. A'nın C artı D oranı. Dikkat edersek A şeklini burada oluşturmaya çalışıyoruz. A, B, C arasındaki bağıntıyı ister ilk verdiğimiz yolla isterseniz ikinci yolla da çözebiliriz. Açı ortayı sorduğunda ama açı ortayın bulunuşu x eşittir deyip kök içinde yazabiliriz. Veya yine iç açı ortadaki gibi x kare deyip kökten kurtularak. Bu sefer arkadaşlar dikkat edelim. D çarpı D artı C oranladıklarımızı çarpıyoruz eksi b çarpı a. Bu açı ortayın karesini veren formülümüzdür. Şimdi dış açı ortayda daha çok karşımıza hani dış açı ortayın gizlendiği durumlar karşımıza gelir. Şekli verir. Mesela ilk özellik gibi arkadaşlar. Burada iç açı ortaylık var veya 60'lık var hemen dikkat atmak gelebilir. Ama dikkat edersek burada BA'yı veya CA'yı uzattığımız zaman burada aynı zamanda bir açı ortay çıkar. Yani hem iç açı ortay var hem de AC dış açıortay olarak karşımıza çıkar. Soru artık neyi sormuşsa dış açıortay özelliğinden yapabiliriz. Yandakinde 90 ve 45 yan yanaysa dikkat edelim. DA çizgisini uzattığımız zaman buradaki açımız da 45 olur ve yine bir dış açıortay karşımıza gelir. Biraz zor olan diğerlerine göre arkadaşlar budur. Üçgenimiz ABC üçgeni ikizkenar üçgen. İkizkenarın bu açıları birbirine eşit. C'deki açıyı 180 dereceye tamamlayan açı 2 alfa o zaman A'daki açıyla B'yi uzatırsak 180'e tamamlayan açının 2 alfa olması için buradaki açıya alfa kalır dış açı ortay karşımıza gelir. Ve son olarak da arkadaşlar şunu dikkat edersek açı ortayı vermiş iç açı ortay var dış açı ortay var. Açı ortaylara AA diğerlerine de BB dersek ya arkadaşlar 2A 2B 180 A artı B'ye 90 derece kalır. Bu tarz bir soru gördüğümüzde bazı sorularda buradaki diktiği kullanmamızı ister. Veya buradaki açının 90 derece olduğunu verip dış açı ortayı görmemizi isteyebilir. Açı ortayı vermiş. Dikkat edelim. 90 derece sadece açı ortaylardan birini kapsıyor. O zaman bir önceki şekli hemen hatırlamaya çalışalım. Bunlara A diyoruz. Buradaki açıya B dersek. A artı B 90. O zaman 2A 2B 180'dir. Dikkat edersek BA çizgisini uzatacak olursak 180 olması için buradaki açıda B kalır. Dış açı ortaya çıkmış olur karşımıza. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninde açı ortayı vermiş. Ve dikkat edersek hem tepedeki açı dik hem de D'deki açıyı dik olarak vermiş. Yapmamız gereken yine açı ortayla beraber iki dik gördüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken arkadaşlar burada ikiz kenarlı arıyoruz. Açı ortayları A dersek yandaki açıya B dediğimiz an 2A artı B 90 derecedir. O zaman 90 derecemiz var. 2A var. Demek ki buradaki açımıza B kalır. A ve B'nin toplamından dolayı endeki açımızda A artı B olur. Karşımıza ikizkenar üçgen çıkar. AC uzunluğuyla NC uzunluğu birbirine eşit olur.